Yanlış şekilde dua ettiğimi fark ettim. Sizi izleyerek, sizin gibi uzmanları izleyerek. Eminim benim gibi dua ederken yanlış dua eden, Allah'tan yanlış şekilde bir şeyler isteyen birileri de vardır şu an bizi izleyen. Nasıl doğru dua ederiz? Doğru dua etmek için hangi kelimeleri seçmeliyiz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu aslında o kadar geniş bir konu ki, yani buna benim kalkıp bu dua kabul olur, bu dua kabul olmaz deme gibi bir haddim asla olmaz. Ben burada size NLP'nin, yani bizim bilinçaltı, düşünce sistemimiz, kullandığımız kelimelerin frekansları ve titreşimleri dediğimiz bir alandan buna birazcık yanıt vereceğim ve yanına da birazcık tasavvuf bilgisini de eklediğimizde böyle güzel ortaya Çok bir sevindim. formül çıkmış olacak. Şimdi genelde yaptığımız en büyük şey, dua ederken bir isteme hali var. Elbette insan niçin dua ediyor? Bir şeye ihtiyacı var, bir şeyi iyileştirmek ve düzeltmek için dua eder. Ama burada ilahi sistemin bir dili var. Ya da içinde yaşadığımız o kuantum alanın, frekanslar diyebiliriz buna, titreşimlerin. Şöyle düşünün duayı. Bir mektup gönderiyorsunuz. O mektubun yerine ulaşması ya da ulaşmaması gibi diye düşünün. Eğer yerine ulaşırsa o bir sonuç getirebilir. Ama sorun burada işte o gönderdiğimizin ulaşmıyor olması. Ben bu konuda bunu duanın ötesinde aklımızdan geçirdiğimiz düşünceler veya yaptığımız olumlamalar da ağzımızdan çıkan her türlü kelime de aslında bir duadır. Yani duayı sadece elimizi açıp dua etmek gibi değil. O çok sınırlı bir bölümü. Duayı biz ağzımızdan çıkan sözcükler, kullandığımız kelimeler, söz büyüdür dediğimiz yer var. Ağzından çıkan bir duadır, gerçekleşir. Ve Bu şöyle bir şey mi? Lafınızı bölüyorum ama mesela annem özellikle öyle dua eder. Allah'ım sen kaza bela gösterme. Allah'ım sen darlık gösterme. Hep böyle negatif kelimeler kullanıyor. Ben de ona diyorum ki bak yanlış dua ediyorsun. Değil mi? Kastettiğimiz aslında böyle bir şey. şimdi bu birazcık kelimeleri kullanma alanına giriyor. Burada buna da değinmemiz gerekecek tabii ki. Çünkü o kelimeyi, hangi kelimeyi titreştiriyorsanız, bunu şöyle düşünün. Elinizde bir klavye var, bir bilgisayarın başındasınız ve tuşlara basıyorsunuz. Şimdi Allah'ım kaza bela verme dediğiniz zaman kaza ve bela tuşunu basıyorsunuz ve direkt o sinyalleri göndermiş oluyoruz. O bizim ilahi sistemde ya da o enerjilerin, frekansların çalıştığı yerde kelimeleri iyi veya kötü tanımlar getiremiyorlar. Veya orada kaza bela verme derken aslında bunu demek istiyor diye orada bir translator yok. O yüzden hani dili doğru kullanmak gerekiyor. Ne istiyorsak o kelimeyi kullanmak gerekiyor. Allah'ım sağlık ver, huzur ver, afiyet ver, kolaylık ver, güzellik ver. Bakın bu kelimeleri konuşurken bile frekansımız, titreşimimiz yükseliyor. Dua tamamen bir frekans titreşim meselesidir. Tabii burada o kelimeleri güzel kullanmaktan öte, evrende yaydığımız her şey bir sonuç üretiyor. Yani aklımızdan geçirdiğimiz düşünceler bile aslında bir dua olarak hayat buluyor. Ama bizler genelde aklımızdan, zihnimizden kaygıya, endişeye dayalı, korkuya dayalı düşünceler geçirdiğimiz için ne oluyor? O gerçekleşiyor. O yüzden duayı böyle geniş bir anlamda bakmak doğru olur. Ve bu bizim bir yaşam felsefemiz olmalı. Yani sadece oturup elimizi açıp dua ettiğimiz veya meditasyonlarla oturup şunu yapalım dediğimiz an değildir dua. Her an bir duadır. İnsanın yaşamının tamamı bir dua, bir dilek sistemi içindedir. Önce bunun farkında olmak gerekir. Diğer anlamda duadaki o istediğimiz şeyin olması anlamında birkaç püf noktası daha var. Mesela bunlardan en önemlisi, biz yaptığımız duayı isterken bir kıtlık bilinciyle istiyoruz. İşte Nasıl yapıyoruz? Yani bu mesela olacak şeyler ne şekilde istiyoruz da kıtlık yaratıyoruz? Allah ne olur bana bir ev ver. Ay Allah'ım bir evim olsun. Ya da işte ay ne olur Allah'ım çocuğum
şu okulu kazansın, şöyle olsun. Herkes böyle dua ediyor ama Sema Hanım. Daha farklı edeni görmedim ben. Evet. Demek ki hepimiz yanlış ediyoruz. Evet. Yanlış demeyeceğim yine ben orada. Ona eksik diyelim ya da hatalı oluyor, zayıf frekanslı oluyor ve yerine ulaşmıyor. Birincisi burada yaptığınız duanın sadece size hizmet ediyor olması ilkel bir bilinçte tutuyor onu. Yapılan duanın, istenilen talebin hem bizim hayrımıza hem de içinde yaşadığımız bütünün hayrına olacak şekilde bir dua olsa daha etkili oluyor. Mesela işte çocuğum şu okulu kazansın, bu okulda okusun gibi bir niyetin olduğunu düşünelim. Burada Allah'ım bana, vatana, millete, insanlığa, dünyaya hayırlı bir evlat yetiştirebilmemi nasip et. Bana o Evet. anlamda kolaylık ver. Olduğu zaman kapılar sonuna kadar ve daha büyük kapılar açılır. Ama diğer türlü biz ne yapıyoruz? İşte en popüler okul, örnek veriyorum, yurt dışında Harvard Üniversitesi olsun. Allah ne olur oğlum bir Harvard'da okusun. Ay oğlum Harvard'da okusun. Bakın bu isteğinizin ve niyetinizin altında nefsaniyet yatıyor. Oğlu orada okursa ne olacak? Ya Evet. geleceği daha iyi olacak diye düşünüyor. Veya altta işte birileri bizim aa oğlu kızı şurada okuyor desinler gibi gibi altta dönen bir sürü olumsuz etki var. Onlar zayıf niyet olarak kabul ediliyor. Yani birinci anlamda duada hem kendi iyiliğimiz hem bütünün iyiliği olmalı. Diğer ikinci önemli bir konuda da siz eğer bir ısrarcılığa girerseniz, bu tıpkı bir çocuğun, yaramaz bir çocuğun sürekli annesinin eteklerini çekiştirmesi gibi bir şey. İstiyorum da istiyorum, istiyorum da istiyorum şeklinde bir muzmuzlanma olursa bir ebeveyn çok muzmuzlanan bir çocuğa belli bir süre sonra nasıl davranır? Yapmaz söylediğini. Ya artık bıktım der, değil mi? Yani böyle bir şey oluşur. O yüzden ısrarcılık burada işi daha zorlaştırır. Üçüncü ve en önemli adım ise burada o dua frekansının, dua kapılarının açılabilmesi için önce nefs mertebelerinde de konuşulur bu. İlk üç nefsten sonra dördüncü nefs mertebesi mutmain olma mertebesidir ve kişinin artık böyle hakikati görüp kendindeki bilince uyandığı, nasıl bir sistemin içinde yaşıyorum? Bunlar benim başıma niye geliyor? Bu olayların olması ya da olmaması benim bütünüm ve tekamül için gerçekleşiyor idrakinden sonra. Biz buna hakikat bilinci diyoruz. O idraki oluştuktan sonra kişi de bir razı olma hali oluşur. O da beşinci nefs mertebesi, aynı zamanda boğaz çakrasının yeridir. Her iki dilden de konuşmuş olalım. Belki çakralarla ilgili olanlar da vardır. Orada beşinci nefs mertebesinde kul Allah'tan artık öyle bir razıdır ki, razı demek olana, olmayana, verdiğini, yani gereğini yapar ve artık her şeyin Allah'tan ve onun hayrına olduğuna razı olmuştur. Yani orada kul Allah'a teslim olmuştur. İşte Aslında hepimizin ermeye çalıştığı nokta, varmaya çalıştığı nokta burası, değil mi? zaten bu yüzden olay ilk bu 5, 4 ve 5 çakradan sonrasını anlatıyorum şu anda. Asıl mesele o ilk 3 mertebenin olduğu yerde. Nefsi emmare dediğimiz, sonra levvame ve mühime dediğimiz ilk 3 mertebede bütün olayların olduğu yer. Onları aştıktan sonra mutmain hali ve sonra Allah'ın verdiği her şeyden razı olma halidir. İşte burada en önemli formül suçlamak, şikayet etmek ve eleştirme eylemleri. Bu üç eylemi bıraktığı zaman kişi bu razı olma makamına erişir. Ve altıncı mertebede de burası da alın çakrasına tekabül eder aynı zamanda ve orası da rıza mertebesidir ve Allah artık kuluna rıza gösterir. Yani hani yaratım diyoruz, üçüncü göz diyoruz, küfe yekün diyoruz, ol dedi ve oldu dediğimiz yer
İşte bu burasıdır. Önce kul Allah'tan razı olacak her şeyinden. Sonra Allah bakıyor, evet bu kulum benden razı. Şikayetini, eleştirisini kesti ve ondan sonra o yapılan duaya rıza kapısı o zaman açılır. Aslında söylediğiniz şeyleri şöyle bir düşününce ve gözlemlerime baktığımda şunu görüyorum. Mesela insanlar namaz kılarken bile, ben kılmıyorum, hani Allah kabul etsin ama affetsin daha doğrusu. Namaz kılarken bile bakıyorsun sürekli hani dünyevi şeylerde zihni bir türlü arındıramıyorlar. O hani Allah'la bir arada olma anını bir türlü yaşayamıyorlar. Bahsettiğiniz şey aslında çok da kolay da bir şey de değil. Değil mi? Bunu hep böyle emek etmek, çalışmak ve bir günde olmuyor sonuçta. Hemen bir anda bahsettiğiniz seviyeye de gelemiyoruz. Bir emek sarf etmek gerekiyor. Sürekli benzer şeyleri yapmak gerekiyor. Carl Gustav Jung diyor ki yetişkinler için okullar açılmalı. Doğru. Doğru. Bu da gerçekten bir emekten öte ilk önce yolu bulmak gerekiyor. Yani ne yapacağını bilmek. Hele özellikle şu dönemde birçok araç var artık. Birçok teknik yöntem ki birçoğu da aslında hepsi birbirlerinin türevleri olmuş durumda. Şu anda samanlıkta iğne arar gibi bir dönemdeyiz hakikati bulmak yolunda. Burada ilk üç alanda çalışmak gerekiyor. Yani önce kendi nefsi terbiye etmek, bizi korkuya, endişeye iten şeyleri bulup iyileştirmek bu yoldaki ilk basamaklarımız. Orada daha çok emek verdikçe, kendimizi arındırdıkça o bizim dikey bağlantı dediğimiz bir bağlantı var. Hakikatle, Yaradan'la iletişime geçtiğimiz. O kanallar onunla beraber açılıyor. Teslimiyetle birlikte açılıyor. Ve ondan sonra her dediğiniz şey, aklınızdan geçirdiğiniz şey olmaya başlıyor. İşte kün ve yekün dediğimiz yer orası. Duaların bir türlü gerçekleşmiyor. İşte ediyorum, sabah kalkıyorum, sabah namazında ediyorum, olmuyor. Akşam yatmadan önce ediyorum, gün içinde yapıyorum, olmuyor diyenler için ne tavsiye edersiniz? Hangi dualar daha çabuk gerçekleşiyor? Öncelikle inanan birinin duası şöyle gerçekleşir. Gerçekleşeceğinden emindir. Yani bu eminlik hali olması önemli. Çünkü o yaradan, Allah, sistem her neyse, eğer ona inanıyorsan ve ondan diliyorsan, o sana onu en doğru zamanda ve senin için en iyi şekilde verecektir. Şimdi biz bazen o duayı yapıyoruz. Belki o olacak ama biz henüz onu kaldırmaya hazır değiliz. İşte hayat ruh eşini istiyor. Veya çok para, kariyer istiyor. Tamam, o gelecek ama o geldiğinde sen onu hazır olmayabilirsin. O yüzden sistem sizi bekletebilir. Yani istiyor olmuyorun altında o zamanın gelmesini de bekliyor olmamız gerekir. Ve o yüzden burada ilk şey iste ve bırak. O ısrarcılıktan uzak olmak. İstiyorum istiyorum olmuyor dedikçe onun altındaki o isteği perçinlemiş oluyoruz. Birincisi oradan vazgeçmek. Sonra samimiyetle bunu yapmak. Allah'ım bana bunu vereceğini biliyorum. Ve bunlar olsun, hem kendim için hem etrafım için, herkes için olsun şeklinde bir yaklaşım buradaki duayı kuvvetlendirir. Şuna bakmak daha doğru olur. O duaya, o niyete ihtiyaç. Asıl sorun orası zaten. Ben şimdi bir şey için dua ediyorum, bir şey istiyorum. Altta bir şey eksik olduğu için istiyorum onu. Bu eksik ne? Burada bana gösterilmesi ve benim öğrenmem gereken bir şey var. Onu bulup, onu dönüştürdükten sonra asıl dua kapıları açılıyor. Mesela çok ev istiyor, ev istiyor, ev istiyor. Evi istemesinin altında niçin evi istiyor? Burada bir şey var, o ısrarla onu isteten, ihtiyaç doğuran yeri var. Mesela geçmişte yaşadığı bir korku veya travma, bir trajedi olabilir mi? Sürekli diyelim ki ev istiyor ya da sürekli para istiyor biri. Ya da işte hayatında ruh eşi yok, hani bir aşk yok. Neler yatıyor onların altında? Genelde ne görüyorsunuz? Mesela ev isteyen, ısrarla ev isteyen birisi. Bunu duymuşuzdur genelde. Başımı sokacak bir yerim olsun. Evet. Evet.
o başı koruyacak aslında güven ihtiyacı altındadır. Bir evim olursa işte geleceğim garanti olur. Hemen bununla ilgili güvenlik korkuları vardır. Bu da Abraham Maslow'un ihtiyaçlar piramidindeki birinci sıraya tekabül eden nefs mertebelerinde birinci nefsi emmare dediğimiz yer, çakralarda da kök çakra dediğimiz, yani köklerinden beslenemeyen ve güven problemi yaşayan, hayatta yalnız olduğunu, geleceğini garanti altına almak zorunda olduğu ile ilgili bir program vardır. Biz ona aynı zamanda bilinçaltı olumsuz kodlar diyoruz NLP'de. İşte o yaptığımız bireysel çalışmalarda, seanslarda, eğitimlerde bunları nasıl yöneteceğimizi ve onları nasıl bulup iyileştireceğimizi öğreniyoruz. Kişi oradaki o 10 derecesinde diyelim ki güvenlik ihtiyacı var. Veya 10 derecesinde artık hayatına birisi gelsin, ya beni bu hayattan kurtarsın, birisi gelsin, beni sevsin, sarmalasın istiyor. Bakın o da yine ihtiyaçtan. Bunlara biz aynı zamanda duygusal açlık yerleri diyoruz. Bunlar burada yoğun olduğu sürece siz iste ve bırak moduna geçemiyorsunuz. Ki enerjiyi harekete getirecek olan şey de odur. Sürekli bir isteme, o yoksunluk halinde kalıyoruz ve o duanın olmasına, gerçekleşmesine engel oluyor. Eğer bu konuyu böyle etraflıca iyileştirmek istiyorsanız önce o ilk üç mertebe dediğimiz, o ilk üç çakra dediğimiz yerdeki duygusal açlık yaratan durumları bulup onları iyileştirmek, onlardan bir kurtulmak gerekiyor. Ve sonra iste ve bırak daha kolay gerçekleşir. Olumlu kelime keklerini kullanmaya başlıyoruz. Ama daha sonra şöyle bir hal olmaya başlıyor Hülya Hanım. Kişi böyle o teslimiyete ulaştıkça isteyecek bir şeyi kalmıyor. Yani öyle bir doygunluk, ruhsal doygunluk oluşuyor ki her an her yerde güvende hissediyor. Her an bunu aşabilen kişi kendini sevmeye başlıyor. Kendini sevebilen bir insan gelsin birisi beni sevsin diye o kadar çok ihtiyaç duymuyor. Bambaşka bir bilinç seviyesine, üst frekanstaki bilinç yaşamlarına geçiyoruz. Ben söylediğiniz o seviyeye geldim. Aldığım eğitimlerle işte kendi üzerimde çalışarak vesaire. Sonrasında işte hani dediğinizde artık hiçbir şey istemiyor olmak. Hatta sahip olduklarımı da dağıtmaya başladım. Yani daha minimalist yaşamaya başladım falan. Sonra arkadaşlarım dediler ki Hülya saçmalama, yani nasıl işte şunu istemiyorsun, bunu istemiyorsun. Herkes bunun için çabalarken sen nasıl olur? Yani sen de bir kesin bir sorun var. Depresyonda falan olabilir misin dediler. Hayır dedim, ben her sabah kalkıyorum. Allah'la bir arıyorum, meditasyonumu yapıyorum. Düşünüyorum, hani o var bu var, tamam, başka hiçbir şeye ihtiyaç yok diyorum. Ve Allah'a güveniyorum, başkasına değil. Ve o bir şekilde zaten gönderiyor olması gerekeni. Ama materyalist dünyada birazcık o bahsettiğiniz kafa yapısına ulaşmak da aslında çok zor. Çünkü bize sürekli şey dikte ettiriliyor, yani bir evin varsa bir tane daha ev al, bir araba daha al, bir de yazlık al, arsa al, onu da al, bunu da al. Hani almıyorsan ve bunları zaten talep etmiyorsan, ihtiyacım yok doygunluğuna ulaşmışsan, orada garipsenebiliyor da bir taraftan bazıları tarafından. Orada bazı ince çizgiler olabilir. Orada evet Hülya kendinden vazgeçmiş, arınma, biz ona fena makamları diyoruz. Orada arınmış olabilir ama bu işin sonra bir de beka makamı vardır. Orada da aslında Hülya'nın kendindeki hakikati görmesi, kendindeki yaradanı idrak etmesi aşaması vardır. Onu idrak ettikten sonra burası her şeyin en güzeline, en iyisine, en muhteşemine layık. O zaman başka bir açıya geçilir. Orası nefs terbiyesi açısında bir basamak aralarda. O yoldan da geçiyoruz. Peki bir frekans konusuna gelmişken yine döneceğim. Eminim bizi izleyenlerden parayla ilgili sıkıntılar yaşayanlar, işte ülkemizin içinde bulunduğu durum çok ortada zaten. Parayla ilgili sıkıntılar yaşayanlar var. Siz diyorsunuz ki para da bir frekanstır. Para titreşir, değil mi? Oraya da birazcık açıklık getirsek bizi izleyenlere destek olacak bir takım önerileriniz olsa orada. Ben size para bir frekanstır demeyeceğim. Para şakır şakır akan bir akıştır. Hava gibi.
Ama Nasıl? kimimize akıyor, kimimize akmıyor. Evet, şimdi evet, aynen öyle. Şimdi orada ne? Nasıl şimdi? Hava, hiç hava yetecek, yetmeyecek diye düşünüyor musunuz? Yok, normal. Doğduğumuzdan beri alıyoruz normal bir şekilde. Hiçbirimizin bir an aklına ya biraz havayı alayım da depolayayım, yarın kullanırım diye bir şey geçiyor mu aklımızdan? Yani yok. Evet. Geçmiyor. Bakın Evet. aslında hepsi de NLP o yüzden çok önemli. Zihin yönetimi dediğimiz algılarının farkında olmak, algıları yönetmek bu anlamda çok önemli. Çünkü bizim sistemimiz bir kodlama sistemi, bir programlama. Bir bilgisayar gibiyiz. Burada programlar var. Havaya yüklediğimiz algı var. Paraya yüklediğimiz algı var. İşte anneye yüklediğimiz algı var. Eşe, sevgiliye yüklediğimiz var. İşte yargılar dediğimiz şeyler oluşturuyor bunlar. Ve biz orada hangi programı taşıyorsak o gerçekleşiyor hayatımızda. Ve biz toplum olarak henüz savaştan yeni çıkmış bir toplum olduğumuz için atalarımız kıtlık bilincini yaşıyorlar. Ve var olan yok olur, iyi korumak, biriktirmek gibi algılar var. O yüzden biz evrene, sisteme para az, para yok frekanslarını gönderiyoruz. Ve bu şöyle düşünebiliriz bunu bir metafor olarak kolay anlaşılsın. Hani nasıl bir boru olduğunu düşünün. Bir borudan akıyor bir şeyler. Boru açıksa akar. Ama bor kapalıysa akmayacak. İşte Evet. paranın akmayışı, şu anda para sorunu yaşayan kişilerin o paranın bolca aktığı, hava gibi olduğu o kanallar parayla ilgili tıkalı. O olumsuz inançlarla, korkularla tıkalı. İşte onlar da yine az evvel şu bahsettiğimiz o ilk üç mertebedeki veya bilinçaltı olumsuz etkiler dediğimiz yerde o gibi durumlar var. Onları açıp iyileştirdikçe, çünkü gelmeyişinin sebebi bizim borumuzun tıkalı olması. Paranın olması değil. Şimdi bunu konuştuğumuz zaman şu gelebiliyor akla. İşte belli bir maaşı var, bir yerde çalışıyor. Ya şimdi bu nasıl olacak? Benim maaşım mı artacak? Evet, hep öyle söyleniyor. Zaten aldığım belli. Yani üstüne de iki katını da yapsalar bile yani beni tatmin etmeyecek. Ekstra bana nereden, gökten mi yağacak para diyorlar mesela. Şimdi o bunu dedikçe evrende şöyle bir sistem var. Siz ne derseniz evet diyor sistem. Siz şimdi bu inanca girdiğiniz için evet dedi sistem, sana senin istediğini verdi. Ve bakın dua, bakın dua gerçekleşti. Evet. Zaten yok ki diyor. Tamam diyor, yok diyor bakın. Ama siz burada o sistemi kullanmayı ve iyileştirmeyi açtığınızda kendinizde paranız bir miktar olarak değişmeyebilir. Ama sizin içinizdeki o bolluk algısı, kendinizi bol hissetme, rahat hissetme frekansı değiştikçe siz bol hissetmeye başlıyorsunuz. Ve şöyle çok güzel bir şey var. Para parayı çeker dedikleri bir söz vardır. Evet. Hemen şöyle küçük bir tüyo verebilirim. Bu denenmiş, deneyimle ve tecrübeyle sabit bir şey. Bunu deneyebilir herkes. Üzerinizde, yanınızda ya da cüzdanınızda altın taşıyın. Şimdi biraz saçma gelebilir, bazen oluyor işte yazan Altı. şimdi siz bir de altın taşın. Ya bir tane küçük altın. Gidin, alın. Cebinizde, cüzdanınızda veya üzerinizde ona bir bileklik yapabilirsiniz, bir kolye yapabilirsiniz ama sizinle temas etsin. Çünkü altın frekansı yüksek bir enerji. O yüzden o sizde biraz aktif olmaya başlayınca bir de kendinize şunu söyleyin. Şimdi evrende öyle bir sistemin içindeyiz ki altını alıp takınca olmaya başlamıyor. O işin %50'si. %50'si de sizin şimdi bilinçli zihninizle, aklınızla bu işe ortak olmanız gerekiyor. Ve kendinize bir şey koyun. Ben her ay bir altın alıp kenara koyacağım. Bakın bu niyete girin. Çünkü niyetin tezahürü dediğimiz bir şey var biz. Biz orayı da bilmiyoruz. Böyle bir niyete girin ve sonra bakın bakalım neler olacak.
Benim bir arkadaşım söylediğiniz şeyi yaptı. Daha üniversiteden mezun olur olmaz her ay kenara birer çeyrek altın atmaya başladı. Ve 10 yılın sonunda bir ev sahibi oldu. Biz de diyorduk ki yani çeyrek altın ata ata minik minik koskoca evi nasıl alacaksın? Kaç milyon para, kaç milyarlık evler falan. Gerçekten ev sahibi oldu. Yani şu an sizin söylediğinizi de dinleyince onun yaptığını da görünce birleştirmiş oldum oradan. Gerçekten çok doğru. Ve burada altın özellikle canlar, çünkü hep altın maddeni değeriyle de tarihte de bu Mısır uygarlıklarına baktığımızda da altın çok yüksek frekanslı. O piramitlerin içinde bile firavunlar altın tabutlarla, altın zırhlarla gömülmüşler ki altının böyle yaşamı, enerjiyi bolca çektiğini biliyorlardı. Çekim gücü yüksek altın, dolar ya da para birimleri değil. Altın özellikle. Altın gibi parlasın herkes diyelim. İnşallah amin diyelim.